Senin sevdiğin film gelmiş. İzleyelim mi? Olur. Eski günlerdeki gibi şöyle. Hı. Yastığımı da aldım. Belki uyuyakalırım. Babam bugün çok mu coştu? Vallahi ben bir ara vuracak zannettim. Annem zaten kadının canı sıkkın. Bir de şahit olduğu olaylara bak. Peki biz dün ne yaşadık kuzey? Çocuğun teki az kalsın ölüyordu. Akgün oradaydı. Bu insanlar kim? Akgün kim? Senin ne işin var kızım orada? Nasıl senin ne işin vardı nasıl? Yani Eray'ı öyle bir telefonla çağıracak kadar ne ara ilerlettiniz muhabbeti siz? Konuyu değiştirme. Konuyu değiştirdiğim falan yok. İşte gördüğün gibi. Ben ne gördüğümü anlamıyorum ki. Ne gördüm ben? Anlatsana. Soner'in sana yaptığından sonra karşısına dikilip hesap sordum. Bu. Tek başına mı yaptın? Evet. Yani birinin gidip bunu yapması gerekiyordu. Ben de yaptım. Sonra Akgün dahil oldu. İşte buralara geldi. Kızım babana söylesene. Niye babana söylemiyorsun? Söylemedim Naz. Söylememeyi tercih ettim, tamam mı? Hı. Tamam, daha da sorma artık, yeter. Akgün daha önceden tanıyordu o çocuğu değil mi? Bu hikaye bu kadarlık değil. Ya var bunun gerisi. Ben hissediyorum. Biliyorum, var böyle bir şey. Sen benden bir şey saklıyorsun. Komple teorileri kurup durma Naz. Daha önce de Akgün'le aranda bir şey var diye ima ettin. Yani var mıymış? Yani yokmuş. Neyse tamam, bu konuştuklarımız aramızda kalsın lütfen. Kalsın tabii. Zaten ben ne biliyorum ki? Bir gün tekrardan güvenmeye karar verirsen gelir anlatırsın. Ha merak etme, kimseye de anlatmam ben. İstemiyorum ya, vazgeçtim. Benim uykum geldi Yağmur. Ya yapma şöyle Naz. Neyi yapma? Yapmıyorum bir şey. Film seyredecektik işte. İstemiyorum. İyi geceler Yağmur. İyi o zaman, ben gidiyorum. Sana zahmet, ışığı da kapatırsın. Bana Akgün'ün kim olduğunu söyledi. Merak etme, kimseye söylemeyeceğim. Ama bunu senden duymayı tercih ederdim, orası ayrı. Çok kızdın mı peki? Kızdım. Sonra düşündüm. Sonra biraz daha düşündüm. Ve yaşadığın şeyin ne olduğunu anladım. O yüzden artık sana kızgın değilim. Ne anladın? Yağmur, sen Akgün'ün gitmesini istemiyorsun. İstemiyorum, evet. Ama ima ettiğin şeyin de farkındayım nasıl? Öyle bir şey yok. Ne var peki? Çünkü Akgün buradayken hayatı normale dönmüştü, tamam mı? Tekrardan oraya dönecek ne olacak peki? Tekrardan mafyaya bulaşacak. Başı belaya girecek, başını derde sokacak. İstemiyorum yani. Peki bundan sana ne? Nasıl bana ne? Elin adamı ya, sana ne? Başına iş açarsa açsın yani. Seni niye bu kadar ilgilendiriyor? Tamam ya, ben çözdüm seni. Neden bu hislerini sakladığını, neden Kaan'ı sevmesen bile sırf Akgün'den uzak durmak için onun yanında kaldığını. Ne diyorsun ya Naz? Ne Akgün'ü? Ben Kaan'ı seviyorum, tamam mı? Kuzi. Bak ben senin kalbinin sesini buradan bile duyabiliyorum. Ben seni yargılamıyorum. İnsan yanlış zamanda yanlış kişiye aşık olabilir. Ama sırf bunu kendin kabul etmiyorsun diye gidip başkasına sarılma. Hem onu hem kendini üzersin. Saçma sapan konuşma Naz ya. Akgün'e falan aşık değilim ben, tamam mı? Allah Allah, şimdi eğlenmeye geldik zaten buraya. Annem nerede? Hava alacağım dedi ama. Gelir rahat bırak kadını. Başka ne şarkı söyleyelim? Teyze ya, annemi gördün mü? Az önce şuraya doğru gitti kızım. Heh, tamam, hadi kolay gelsin. Sağ ol. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.